puansız bırakıyor ve 3 puanı alarak Malatya'nın yolunu tutuyor. Gerçekten sezonun en kritik maçlarından birine daha tanıklık ettik. Süper Lig'de 15. hafta bence unutulmayacak Reha hocam. Evet. Ya yani Malatya Sporu Beşiktaş'ı yendi, Sergen Yalçın'la Abdullah Avcı'yı yendi. Öyle de bak bakmak lazım tabii. Çünkü hep dile getirilen Sergen Hoca'nın tekrar geriye dönmesi Abdullah Avcı da evet son 6 haftada 6'da 6 yaptı. Önemli bir çıkışı var. Ama bugünkü oyunu da çok 2-0'lık bir skor oldu. Ama %100 Beşiktaş çok kötü oynadı. Yani e, kaybetmeyi hak etti e, hak etti diyemeyiz. Evet, yani şanssızlıkları da vardı. Gol kaçırdılar, son final paslarında hata yaptılar, vuruşlarda hata yaptılar. Yani futbolunda bir yerde Adaleti de yok görüldü. Bir ara çünkü ikinci ara öyle bir baskı oldu ki neredeyse bırak ceza sahası içini Malatya Spor'un altı pasının içinde savunmaya başladı. Artık bu savunma anlayışıyla oynayıp sıfır sıfırı oynadığınız zaman da futbolda net bir şey vardır. Eğer bu kadar önde oynuyorsanız, alan boşaltıyorsanız ve de hızlı ucuma çıkan e, Malatya Spor'a karşı e, o açıkları verdiğinizde orada o e, özellikle Hücumda farkı yaratacak oyuncuları var. O, o 80 ile 90 tehlikeli dakikalar, iş sahalarına sıfır 0, 0 girdiğinde, yani orada esasen dış, e, yani dış sahada oynayan deplasman takımların tam gol bulma dakikaları, o dakikaya kadar üretilen gol postalarında gol ataması Beşiktaş'ın, o dakikalarda da doğru hamleyle Bifuma maça bana göre damga vurdu, İkişti. Sergen Hoca ile beraber ve 2-0 kazanmasını bildi Malatya Spor. Aynı anda yaptılar değişikliği. Tabii. Yani Abdullah Hoca lensle Umut'u attığında Sergen Hoca da Bifume'yi koydu e, oyuna. Aynı anda Şöyle yaptı diyebilir miyiz? Yani temel bir şey var futbolda. Başlayan takımı bitiren takımı. Aynen. O çok önemli. Bunu gördük. Yani Sergen Hoca hem 2-0 yendi hem de yaptığı oyuncu değişikliğiyle zaten yani hep Beşiktaş'a adı geçiyordu, hep Hay konuşuluyordu. Zaten o değişiklikle yani, rakibin Sergen Hoca'ya yazdık komple maç. Tabii risk al ama şu da var. Yani Sergen Hoca'nın yaptıkları doğru ama hep doğru yaptığında kazanacağım diye bir kural tabii. yok. Bu sefer e, kazan yani umut... Ama doğru yap. Yani antrenörlükte umu... bu Mesela, Bülcan, umut, umut... eve gittin, yattın. Ya ben riskleri aldım canım, doğru yani. oyuncular e, işte tercihinde bulundum. Orada risk aldım veya skoru tuttum. Orada değişik bir dizilişle ...sağ içinde o dakikaları Belki baskı baskıdaydık ama geçirdik. Galip gelmesini diyecek. Yani ya antrenör bununla ya. yüzleşmesi gerek. Yani Yalnız kaldın maçtan sonra. Oyuncu değişikliği şu değil. Sol bek çıkar, sol bek al. Orta sağ çıkar, Tabii, orta bravo. sağ al değil yani. Tabii. Yani o oyuncu değişik bir şeylerin değişmesini istiyorsan dedi, dediğin gibi sağ içi dengeleriyle de oynamak zorunda. Bu, bu risk almaksa alacaksın o riski. Evet. Yani Abdullah Hoca risk aldı. Sergen Hoca da o alınan riski en hızlı oyuncusuyla değerlendirmek istedi. Ha, o elnenin pozisyonu var, işte Burak'ın pozisyonu var, Farnan'ın kurtardıkları var. Yani bunlara girsek, şimdi başka şeyler de konuş. Hakikaten büyük baskı yapıyor. Yani hani. Beşiktaş ya, maçı hak edecek tabii, baskıyı yani kurdu. Tabii, tabii. Yani şey maçı gibi oldu işte. Ama net gol pozisyonu... F Fener Antalya maçı gibi oldu. Yani, fut, Fener Antalya maçında da kurdu Fenerbahçe baskıyı. Fut bir sıfır aldı gitti. Belki futbol bir futbol langırt oyunu değil. Yani karşılıklı böyle Gürcan'ın dediğinden yola çıkarak langırt oyunu değil. ...sağ içinde antrenör felsefesi... ...derinliği şart dediğin gibi... ...yani farklı oyuncuları farklı yerde oynatarak... ...o derinliği vermek ve o farkı yaratmak önemli... ...yani bu anlamda... E, ...Sergen Hoca... ...yalnız bu maç için tabii söyle, söylemiyorum bunu... ...genel zaten gidişatı da çok doğru... ...tabii ki Abdullah... ...abicinin da hakkını vermek gerekir... ...o da evet yenildi bugün ama... Altı da altı bir çıkışı da var... E, ...ama Şimdi daha, de fazla, daha fazla... ...tabii yaptığı hamlelerle... ...oynattığı oyunla ama yine de söylüyorum bu farkı evet yarattı Malatya Spor ama Beşiktaş da çok eline bu maç geldi. Yani farklı şeyler de konuşabilirdik. Beşiktaş o kaçırdıklarını gol yapsaydı belki maç 3-0, 4-0'dı. Yani tabii burada tabii. farklı şeyler konuşuyorduk. Ya yani oyun anlamında Malatya Spor'a karşı hiç ezilmeyen, oyunu domine eden, rakibini ikinci ara özellikle geriye iten bir Beşiktaş oyunu da vardı. Doğru. Yani bu, bu hafta üç büyükler için tam bir hüsran sayın seyirciler 8 ama, puan kaybetti. Evet ama yani gerek evinde lig sonuncusuyla 10 kişiyken ve 2-0 öndeyken rakibi e, 10 kişiyken kendisi 2-0 öndeyken e, 2 puan bırakan Galatasaray. Gerekse bugün Sivas'ta yenilen Fenerbahçe, gerekse az önce biten maçta yenilen Beşiktaş farklı farklı hikayelere sahip. Bunu da vurgulamak lazım. Ama şöyle bir başlığımız da olacak programın içinde. Ne olacak bu üç büyüklerin hali diye. Ama şimdi sıcağı sıcağına biten maçla ilgili Serdar Sarıdağ'ın görüşlerini alalım. Yani aslında tam bir e, fırsat haftasıydı Abdullah Avcı evet. için. Önümüzdeki haftada Fenerbahçe maçı var. Bugün kazanarak puanını 30'a yükseltecek. E, puan cetvelini, son puan cetvelini ekrana getirelim. 30'a yükseltecek ve rakibini iyice baskı altına psikolojik olarak alabilecekti ve moralli bir şekilde derbiye gidecekti. Fakat öyle olmadı. Şimdi bu maça baktığınızda tabii Abdullah Avcı'nın taktik anlayışı içerisinde risk alıyorsun. Sonuçta rakip takımdan kontrol, atak yiyorsun. Bunu göze alıyorsun ama bunu sadece 3 puan için değil. Neden? Galatasaray puan kaybetmiş. Fenerbahçe puan kaybetmiş. Puanlar kaybetmiş. Belki yarın Trabzonspor, Başakşehir, senin yarıştaki diğer rakiplerin, onların e, maçının nasıl biteceğini bilemiyorsunuz. Dolayısıyla bugün Abdullah Hoca 3 puanı kazanmış olsaydı, 3 puandan ötesini kazanmış olacaktı. Bence o nedenle hani böyle çok... E, Anormal normal de çok fazla risk almayı tercih etti. Bu maç çünkü joker maçtı. Ya yani bu maçta bir sürü şey kazanacaktın. Fakat bu maçta da sadece 3 puan kaybetmedin. Evet. Ya yani sadece 3 puan da kaybetmedin yani. Sıkıntı oldu bence. Sıkıntı de. Bir oldu. de Sergen Yalçın'a kaybettin. Şimdi Sergen Yalçın'a da kaybettin iki değerli hoca ve biraz hocaların maçı gibi geçti. Yani Reha Hocam daha iyi bilir onu. Ee, hocaların oyunu okuması, işte hocaların oyuna müdahalesi ama Abdullah Hoca'nın müdahalesi Kaslıpaşa'nın tekrarı. ya yani. daha önce yapılmışı var gibiydi. Ama Serkan Hoca bu müdahaleleri ilk kez yapıyor herhalde Beşiktaş'a karşı. Daha önceki Alanya'nın başındaydı. Daha önce söyleyemem ama Malatya maçında ilk kez yapıyor. Dolayısıyla Beşiktaş bu puanları, bu kaybettiği puanları telafi edebilir mi? Edebilir. Tabii ki. Önünde de altın bir fırsat var. Der mi? Belki Fenerbahçe Kadıköy'de yenerek belki bu kayıtları hayli, hayli e, telafi ederse. Ama tabii o maç sanki berabere biter gibi geliyor bana. Çünkü Neden? iki tarafta yaralı. Geçen haftada biz puanları kaybettik. Ne şiş yansın ne kebap yansın maçına dönüşebilir. Çünkü Ersun Yanal da bazı riskleri almayabilir. Abdullah Hoca da der ki ben Kadıköy'den bir puanla dönersem benim için iyi der. E hakemlerimiz de zaten derbi maçları berabere bitirmeye miydi? Seviyor. Seviyorlar. Ve bugün Türkiye'de yarın ki kuponlara baktığınızda bu maçın sonucu en çok beraberlik yazılacak. Beraberlik Dervi derdi için değil tabii mi? derbi için. Dolayısıyla e, orada da pek böyle telafi edeceklerini sanmıyorum. Sanki beraber edecek gibi geliyor şu skordan sonra. Eğer Beşiktaş yenmiş olsaydı ben de derdim ki belki Beşiktaş yenebilir. Hani, tabii şimdi yer, arada bir Ziraat Türkiye gelmişsin. Kupası maçları var, daha günler var, antrenmanlar var. Ee, tabii ki gidişatı da yakından takip edeceğiz biz aspor olarak ve e, izleyicilerimize de gelişmeleri aktaracağız. Ama hani an itibariyle beraberliğe benim de kafamda bir yakınlık şu var. Şurada bir gerçek, değil. iki takımın da aklında derbi yoktu. Çünkü zaten oynadıkları maçlar haftanın maçlarıydı. Birisi Sivas Spor, biri Malatya Ligin Flash ekiplerinden biri. E, dolayısıyla hakikaten akıllarında derbi yoktu. E, ama telafisi olan bir maçta da ben iki takımın da sanki 3 puan çıkaracağını sanmıyorum Kadıköy'de. Evet o maça da henüz günler var. Yarın da 15. <laughs> haftada enteresan maçlar oynanacak. Peki ya Hocam hani kaba tabiriyle beceriksizlik mi sebep? Çünkü hani bakın Galatasaray puan kaybetti ama Galatasaray kötü bir takım. Yani bunu artık herkes biliyor ve kabul ediyor. Yani Galatasaray kötü bir takım. Lig sonuncusu 10 kişi kalmış. 2-0 öndesiniz. Oradan maç 2-2'ye gelebiliyor. Ve Galatasaray tuzla spora yeniliyor Ziraat Türkiye Kupası'nda. Şampiyonlar Ligi'ni ayrı bir yere koyalım hatta konuşmayalım bile. E ama ne dedik? Galatasaray kötü bir takım. İşte böyle şeylerde de her an olabiliyor. Fenerbahçe için ne dedik? Sivas Spor karşısında gücü yetmedi dedik. Fakat bugün Beşiktaş niye kaybetti? Onu biraz daha açalım isterim sizinle. Ya Fenerbahçe'nin parantez içinde işte gücü yetmedi değil. Bana göre Ersun Enal doğru kadrolarla da oynatmıyor. Yani Fenerbahçe'nin e, potansiyeli olan bir takım olduğunu düşünüyorum. Farklı oyunlar oynayabilir, iyi sonuçlar da alabilir. Bu Galatasaray için de aynı şekilde. Her şeyin iyisi vardır hayatta. Bizler için de daha ileri vardır. Hayat eriş kolunda da, her e, işte de daha başarılı, daha fark yaratacak her şeyin iyisi vardır. Yani vazgeçilmez insanlar klasik hepimiz biliriz ya mezarlıklarla dolu diye. Bu hepimiz için geçerli. Bu Galatasaray için de Fenerbahçe için de. Beşiktaş bugün özellikle yani iç sağ oyunları Beşiktaş'ta <laughs> özellikle set ucunu kimden beklersin genişli ucunda? iki tane oyuncudan. Biri Caner'den solda sağ tarafta da Gökhan Gönül'den. Şimdi merkez ucunları kimden beklersin? İkili oyunlar özellikle Laiç'le iç. La ve Burak. Bir kere Geçen senenin bıraktığı e, noktada değil Adem'le işte Burak ikili oyunları. Geçen sene şampiyonluk yarışını işte e, özellikle Galatasaray deplasmanına kadar getiren oyun neydi? Adem'le işte Burak işbirliği. Şimdi o işbirlikçi yapı yok. Adem'le iş çok formsuz. Böyle özellikle evet sağ içinde bir şeyler yapıyor. Yapmıyor değil ama skor tabela yapacak. Bir on numara oynatıyorsunuz. Bunun için sağ içinde Serkan konforlu alan, alan yaratıyorsan yani sakım savunmasına yardım etmiyorsa, diğer 10 kişi çalışıyorsa bu aynısı da Max Kruse için de geçerli. Tabela yapmaları gerek. Yani bu asiste bir yere kadar gol yapacaklar. Böyle giden maçlarda skor yapacaklar. Şimdi Burak da özellikle set ucumunda sıkıntısı var. Ne kadar kendini geliştirse bile. E ...diğer bir set ucumları oynayacak bir oyuncu değil. Yani bu oyun sıkıştığı zaman. Yani geçen hafta mesela Kasımpaşa maçında bu görüldü. 60'tan sonra da oyundan çıktıktan sonra, Umut girdikten sonra 3-2 galip gelmişti Beşiktaş. Umutta 2 iki tane gol atmıştı. Tabi Lens ikisi geçen haftaki tercih ile bu haftaki tercihler de daha farklı veya hafta içinden de olması gerekirdi.